Anadolu Kartalı 2019 eğitim tatbikatı Konya'da başladı. Eğitime oldukça önemli ülkeler katılıyor sevgili seyirciler. Peki o ülkeler hangileri ve eğitim tatbikatında neler yapılacak? Hemen Doğancan Aksoy'a kulak vereceğiz detaylar için. Doğancan, seni dinliyoruz. Anda Uluslararası Anadolu Kartalı 2019 eğitimi Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda başladı. Toplamda 6 ülke katılıyor eğitime. Türkiye'nin haricinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkelere eğitim verildiğini söyleyebiliriz. Hangi ülkeler katılıyor? Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Pakistan, Ürdün, Katar ve Azerbaycan katılıyor. Yine NATO'da bu eğitime katılan uluslararası kuruluşlar arasında, evet, 600'ü Türk, 450'si yabancı, 1000'in üzerinde personel katılıyor olacak tatbikata. 50'ye yakın, işte şu an yanımızdan geçen bir F-4 savaş uçağı var. Terörle mücadelede de etkin şekilde kullanılan bir F-4 savaş uçağı yanımızdan geçiyor. İşte bunun gibi toplamda 50'ye yakın savaş uçağı eğitime katılıyor. Evet, eğitime Türkiye tarafından 6 F-4 ve 25 F-16 uçağı katılıyor. Yine bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden 6 tane F-15, İtalya'dan 3 tane AMX, Pakistan'dan 5 tane JF-17 ve Ürdün'den de yine 3 tane F-16 uçağı katılıyor savaş uçakları olarak. Yine bunun haricinde eğitime havadan erken ihbar ve kontrol uçakları, tanker uçaklar ve kargo uçakları da yine eğitime katılan uçaklar. Evet, şu anda eğitim başlamış oluyor ve eğitime katılan uçaklar da teker teker Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'ndan havalanıyorlar. Şu anda Türk F-4'leri ekranlarınıza geliyor. Kameraman arkadaşım Aykut Olgun tarafından terörle mücadelede de üstün bir şekilde kullanılan Türk F-4'leri ekranlara geliyor. Yine hemen yanımızdaki pistten de yabancı uçakların kalktığını görebiliyoruz. Oldukça önemli bir eğitim. Dünyada en geniş eğitim sahalarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim merkezi, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi, dünyada benzer imkanlara sahip 3 taktik eğitim merkezinden bir tanesi ve Avrupa'da da bu anlamda tek olduğunu söyleyelim. Eğitimin bugün 8. günü ve seçkin gözlemci günü. Yine bununla birlikte seçkin gözlemci gününe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz'ün de katıldığını söyleyelim. Evet, ülkenin dört bir yanında harekat icra eden hava kuvvetlerinin tecrübelerini paylaştığı, imkan ve kabiliyetlerini binlerce personelin koordineli çalışmasını disiplinli bir şekilde tüm dünyaya sergilediği bir eğitim olarak geçiyor ve diğer hava kuvvetlerine de burada eğitim veriliyor. Toplamda 389 sorti uçuş yapılacak burada ve gerçek mühimmat kullanılmayacak. Bunu söyleyelim. Tabii bir senaryo dahilinde gerçekleştiriliyor eğitim. Senaryo dahilinde mavi ve kırmızı ülkeler bulunuyor. İşte bu mavi ve kırmızı ülkelerin havadaki harpleri icra ediliyor olacak eğitimde. Gerçek harekat ortamına benzetilmiş bir alanda bu noktada eğitim alıyor olacak pilotlar. Yine milli ve yabancı unsurların gündüz müşterek harekat yapma kabiliyetleri de geliştirmek amacıyla icra edilen bir eğitim olduğunu söyleyebiliriz. Evet, gerçeğe yakın harekat ortamında gerçekleştiriyor dedik. Bu noktada av uçakları, kara ve denizde konuşlu hava savunma silah sistemleriyle korunmakta olan hedeflere karşı hava harekatı görevlerini sağlayacak. Yani korunan hedeflere karşı jetler hava harekatı icra ediyor olacak bu eğitimde. Oldukça önemli bir eğitim. 17-28 Haziran tarihleri arasında eğitim gerçekleştiriliyor olacak. Biz de şu anda eğitimin 8. gününde, seçkin gözlemci gününde buluyoruz. TRT Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Aykut olduğunda ben şu anda Konya'da bu eğitimi takip ediyoruz. Son olarak tekrarlayalım. 6 ülke katılıyor. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri de 6 uçağıyla birlikte bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri tarafından 6 ülkeye Anadolu Kartalı eğitimi kapsamında eğitim veriliyor. 2016 yılından beri ilk kez gerçekleştiriliyor eğitim diyelim. Şu anda Konya'da aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar merkezde.